Asya Sanat Müzesi galerilerinde sergilenen Çin Budist figürleri bir zamanlar uzak topraklardaki tapınak ve manastırları süslüyorlardı. Çin'de Budist tapınaklarının en yoğun olduğu bölgelerden biri Kuzey Moğolistan sınırında Şangji vilayetindeki Wutaishan'dır. Yaklaşık 1000 yıl önce altın çağında bölgede 200'e yakın tapınak bulunuyordu. Günümüze kadar ayakta kalmaya başarmış, yaklaşık 50 tapınak arasında son derece önemli yapılar bulunmaktadır. Wutaishan'a kuzeyden gelen gezginler havada asılı tapınakta mola verirler. Belki ismi size de bir şeyler çağrıştırmıştır. Bu tapınak dağın yamacına inşa edilmiş ve koca yapı yalnızca birkaç keresteyle desteklendiği için insanda havada asılı kalmış hissini uyandırıyor. Hemen yakınında ise 1056 yılında yapıldığı varsayılan Çin'deki en eski ahşap pagoda görülebilir. Wutai ya da Beş Zirve adıyla bilinen bölgeye sıkışmış ve genişlikleri yüzünden birbirinin içine geçmiş gibi görünen bir sürü tapınak var. Yüksekliği yaklaşık 46 metre olan ve Taiyuan tapınağında bulunan bu pagoda bölgenin en önemli simgelerindendir. Burada 1200'lerden 1800'lere kadar çeşitli Çin imparatorları tarafından desteklenen Tibet Budizminin etkileri açıkça görülüyor. Bölgede bulunan tapınaklardan bir diğeri olan Xiantong'un geçmişi ise 2000 yıl önceye dayanıyor. Bu tapınakta içinde Buda'nın 1000 tane minik figürünün olduğu bronzdan yapılmış kare bir kamariye yer alıyor ve birçok turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Diğerlerine göre oldukça yeni sayılabilecek bir diğer tapınaksa 1711'de kurulan Janhae Tapınağı. Günümüze neredeyse ilk günkü haliyle ulaşmayı başarmış. Kangxi İmparatorunun guruları olan ve Jiangzhe ismiyle anılan yaşayan Budalar bu tapınakta ikamet ediyorlardı. İmparator şu an Asya Sanat Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan bu kutuyu ikinci guruya vermişti. Janhae Tapınağı'nın süsleme renkleri ve dekorasyonu Wutaishan'da bulunan daha eski yapılarla mükemmel bir tezat oluşturuyor. Çin'deki en eski ahşap yapı olan ve 782 yılına ait bu Buda salonu Nanshan Tapınağı'nda yer alıyor. En eski ahşap yapılar arasında ikinci sırada yer alan bu bina ise Foguang Tapınağı'nda görülebilir. Dik bir terasa yapılmış olan ilk tapınak 845 yıllarında Budizme karşı ortaya çıkan ve Budizmi ortadan kaldırmak için yapılan saldırılar sonucunda yıkılmış. Bugün ziyaret edilebilen Doğu Salonu ise 857 yılında yeniden yapılmış. Yapının eğik çatısını destekleyen sistem, erken Budist tapınak mimarisine verilebilecek güzel bir örnek olarak dikkat çekiyor. Restorasyondan geçirildikten sonra yeniden açılan bazı tapınaklar bugün birçok turisti Wutaishan'a çekiyor. Yerleşim yerlerinden uzaklığı, Wutaishan'daki tüm bu kültürel zenginliğin ve sanatsal hazinelerin korunmasına yardımcı olmuş ve hala birçok Budist için ilgi odağı olmaya devam ediyor.